Benim düzenli izleyicilerim bilecekler. İyi Parti Genel Başkanının seçimlerden sonra bırakacağını en azından 10 kere burada ifade etmiş idim. Çünkü gördüm tabloyu. Yapmaya çalıştıklarını anladığımı zannediyorum. Ortalama zekalı bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğum için İyi Parti'nin nereye gittiğini, Meral Akşener'in ne yapmak istediğini hepiniz gibi ben de anlamıştım. Diyeceğiz ki seçmen veli nimettir. İyi Parti lideri Meral Akşener. 14 Mayıs 2023'teki milletvekili seçiminde yenilginin faturasını CHP'ye kesti. Millet ittifakından ayrıldı. Yerel seçimlere hür ve müstakil girdi. Sadece bir belediye alarak çıktı. Bu mühür şanlı asırların Mühredi. İyi Parti 2019 yerel seçiminde ittifak sayesinde 19 ilçe, 6 belde belediyesi kazanmıştı. 2019'da ülke genelinde oy oranı ise %7,4'tü. Aldığı oy sayısı ise 3 milyon 459 bindi. Bu seçime 25 belediye başkanı ile giren İyi Parti 3 belediye kaybetti. Kazandığı belediye sayısı 22'de kaldı. 2019'da ittifakın da sayesinde 3,5 milyon oy alan İyi Parti bu seçimde 1 milyon civarında kaldı. 6. parti oldu. Yeniden Refah, MHP ve demin altında kaldı. Hür ve müstakil sloganıyla girdi ama aldığı sonuç partide kongre ve istifa çağrılarını da birlikte getirdi. Partinin ekonomi politikaları başkanı Bilge Yılmaz görevinden ayrıldı, Meral Akşener'i istifaya davet etti. İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum. Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız. Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok iş iz var kaybedecek vaktimiz yok. Bu yönde yapacağım çalışmalara ağırlık verebilmek için İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Akşener seçimleri genel merkezde izledi. Herhangi bir açıklama yapmadan evine döndü. Kulislerde İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in istifa edeceği iddiaları dolaşmaya başlayınca genel merkezden açıklama yapıldı. Akşener basın toplantısı düzenleyecek. Hayır, hayır, hayır. Şimdi Aylin Hanım diyor ki ben de Aydın'dan yazdım. Aydın'ı da söylemiştiniz. Ama öyleydi. Özlem Çerçioğlu da başarılı bir belediye başkanıydı. Hatta bazı yorumlardan sonra ne demiştim size? Muhittin Böcek olsun, Özlem Çerçioğlu. Şimdi sadece kentlere baktığın zaman anlaşılmıyor tablo. Analiz ettiğin zaman köylere kadar gitmişler. Özlem Çerçioğlu böyle. Muhittin Böcek konusunda nasıl bildik? Şöyle AK Partili bir yetkili söylemişti. Seçim başa başlıyorlardı ya dedi ki Antalya'dan da sorumlu. Adam dedi Muhittin Böcek için köydeki vatandaşın ineği ölmüş yanına gitmiş dedi. Var gerisini hesapla dedi. Bakın Özlem